Kampüs kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber AYT derslerine yani türev derslerine yerel ekstremum noktaları, yerel minimum, yerel maksimum ile devam edeceğiz. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Önce ne göreceğiz onu söyleyelim bir. Şimdi f'in türevini sıfır yapan, yani fonksiyonun türevini sıfır yapan, bunu bir önceki dersimizde de şöyle bir çıtlatmıştık aslında hafiften ama sıfır yapan bu x sıfır noktaların ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. İşte yerel ekstrem noktanın grafik üzerindeki görüntülerinden, gösterimlerinden bahsedeceğiz. Bakın ÖSYM'nin özellikle kıllık yapma noktasında türev grafiği vererek bize sorduğu soru kalıplarından bir tanesi, önemli bir soru tiplemesi. Bunu da yine konumuzu işledikten sonra en sona bırakacağız ve en sona yine bu soruyu çözeceğiz. Sen de oraya geldiğin zaman videoyu pıt diye durduracaksın. Sen çözmeye çalışacaksın. Tamam, o sana orada anlık bir ödev olacak. O videonun içerisindeki anlık ödevlerden bir tanesi olacak. Yani mesela işte eksi 2 noktası, eksi 4, eksi 1, 2, 3 noktaları, işte 3 tane yerel ekstremum var, 2 noktası falan filan. Onları biz bütün konu içerisinde hepsini gördükten sonra senin için anlık kısa bir tekrar olacak. Şu an çözme bak, sakın o soruyu. Peki yerel maksimum, yerel minimum noktaları nedir? A'dan R'ye tanımlı bir f fonksiyonu için A kümesinin herhangi bir alt kümesi olsun diyor bize. Peki buna göre bu küme içerisinde bulunan herhangi bir eleman fonksiyonun bu aradaki en büyük değerini bize veriyorsa ne dedin hocam burada sen? Şimdi fonksiyonun tanımlı olduğu bir aralıktaki en büyük değerini veren x0 noktası için, yani fx0 ifadesi en büyük değerini alıyorsa, biz x0 ve bunun yerine yazdığımızda çıkan en büyük değer olan fx0 noktasına yerel maksimum noktası diye hitap edeceğiz. Yerel maksimum noktası. Ha, bunun tam tersi olacak şekilde yazdığın o x0 değeri için fonksiyon en küçük değerini alıyorsa da, bu sefer o noktaya, yani x0 ve yerine yazdığında ortaya çıkan fx0 noktasına da biz yerel minimum noktası diye hitap edeceğiz. Yerel maksimum ve yerel minimum noktası diye hitap edeceğiz. Ne demek istediğimiz sanki şu an burada şekil üzerinde olmadığı sürece biraz havada kalacak olabilir. Havada kalabilir ama şekil üzerinde burada ne demek istediğini en net haliyle biz anlayacağız. Anlayacağız anlamasını ama kağıt gelmiyor şu anda. Gıcıklık yapıyor. Peki bak işte tam da bundan bahsediyorduk. Şekil üzerinde bütün durumları biz irdeleyeceğiz. Şimdi baktığın zaman şu an fonksiyona bak. Fonksiyonun en büyük değeri görüntü itibariyle en büyük değer neresi bizim için? Burası. İşte biz buradaki x0 ve tabi şuna fx fonksiyonu diye hitap edersek eğer, x0 ve fx0 noktasına yerel maksimum noktası diye hitap edelim. Çünkü en büyük değer o. Yani aralıktaki en büyük değer o. İşte ve biz bu noktaya yerel maksimum noktası diyeceğiz. Bak bu da öyle. Şimdi içinizden bazıları diyor ki hocam burada türev yok ama. Türevle senin ne işin var? Ben sana türev falan demedim ki zaten. Dedim ki aralıktaki en büyük değer, en büyük değere biz ne diyeceğiz dedik? Yerel maksimum noktası. Yani buradaki x0 fx0 noktasına biz yine ne diyeceğiz? Yerel maksimum noktası. Aynı şekilde bakın buradaki uç nokta, eğer ki burada içini boş bıraksaydı bu şekilde bir şey söyleyecek ama orada bakın değerini vermiş bize. Buradaki x0 yine fx0 noktasına biz ne diye hitap edeceğiz? Yerel maksimum noktası diye hitap edeceğiz. Eğer ki en küçük değer olursa, ki bakın burada gördüğümüz gibi şimdi fonksiyonun aldığı en küçük değer burası. O zaman biz buradaki x0 fx0 noktasına ne diye hitap edeceğiz artık? Yerel minimum noktası diye hitap edeceğiz. Yine aynı şekilde bakın buradaki x0 fx0 noktasına yine biz yerel minimum diye hitap edeceğiz. Ve yine aynı şekilde buradaki x0 fx0 noktasına yine ne diyeceğiz biz? Yerel minimum noktası diye hitap edeceğiz diyoruz. Herhalde daha demin o lafla anlatmaya çalıştığımız bilgiler şu an şekil üzerinde görüldüğü andan itibaren daha net bir şekilde oturmuştur diye düşünüyorum. En büyük değer yerel maksimum, en küçük değer de yerel minimum noktasını bizlere anlatacaktır. Şimdi bakın çok önemli bir sayfa. Yani bak bu sayfayı yine böyle ekran çıktısı olarak mı alırsın, ekran görüntüsü mü alırsın, screenshot değil mi? Screenshot al, telefonun arka planına koy, bunu oku 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 oku. Oku bak, bu çok önemli bilgiler barındırıyor şu anda burada. Diyor ki yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını biz genel olarak yerel ekstremum diyeceğiz. Şimdi bazen öğrenciler diyor hocam diyor tamam ben yerel minimum bulmayı biliyorum. Yerel maksimum biliyorum ama yerel ekstremum da ne ki? Ya bunları hepsine işte biz yerel maksimum minimum demeden hepsine biz ne diyeceğiz? Yerel ekstremum noktası diyeceğiz. Bir fonksiyonun tanımlı olarak en büyük değerini aldığı noktaya mutlak maksimum. Şimdi burada demek istediği de şu. Şimdi baktığınız zaman şu şekilde bir fonksiyon grafiği olduğunu düşünelim. Şimdi burası bizim için nedir? Bir yerel maksimumdur. Burası da bir yerel maksimumdur.
Ama diyor ki bunların içerisindeki en büyüğüne, en fazla değeri, en çok değeri aldığı anda bu noktaya biz mutlak maksimum noktası. Ha bunun tam tersi olsaydı eğer şöyle bir grafik olsaydı mesela bizim elimizde. Burası bir yerel minimum. Burası da bir yerel minimum noktası. En küçük değerini aldığı anda bu noktaya da ne diyecektik biz? Mutlak minimum. Yani yerel maksimum diyor ki bölgesel böyle bir bölge var. Bak bu bölgedeki en büyük değerdir bu. Ama mutlak maksimum grafiğini tamamına bakılır diyor. Veya bak burası bir yerel. Buradaki bölge için en küçük değer bu. Bir yerel minimum. Yani bir bölgesel minimum. Ama tamamına baktığın zaman bu en küçüğü ondan da küçük olduğundan dolayı buna ne diyeceğiz biz? Mutlak minimum değeri diye hitap edeceğiz. Fonksiyonun tanımlı olmadığı noktada yerel ekstrem noktası olmaz. Şimdi daha demin hatırlıyorsan şöyle bir durum vermiştik. Biz buraya biz yerel maksimum demiştik. Ama eğer ki şöyle verseydi o grafiği bize biz buraya yerel maksimum yoktur. Burada ise yerel maksimum vardır diyecektik. Arkasından fonksiyonun türevinin olmadığı noktalar yerel ekstremum olabilir diyor. Şimdi daha demin hatırlıyorsanız yine onu söylemiştim. Eğer ki bir sivri uç var. Bu nokta türev var mı yok. Buraya düşersen kafan yarılır. Veya burada türev var mı yok. Buraya çarparsan yine kafan yarılır. Sivri uçlarda türev yoktu. Ama sivri uçlarda ne vardır? Yerel ekstremum noktaları tanımlı olacaktır. Bir yerel maksimum noktasıdır. Bir yerel minimum noktasıdır diye söyleyeceğiz. Bak bu sayfadaki bilgiler çok 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 önemli. Peki geldik şimdi artık bu artanlık azalanlığı da yaptığımıza göre yerel maksimum yerel minimumla ala ifade ne diyorum ben ya yerel maks geçtik orası yok yerel ekstremumla alakalı bilgilerimizi şimdi türevle ilişkilendirmemiz lazım. Yani bunu türevde nasıl kullanacağız biz? Şimdi sonuçta fonksiyonun bir yerel maksimum noktası nedir bizim için? Fonksiyon arttı 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 sıkıldı azalmaya başladı. Bak bu nokta bir yerel maksimum noktasıdır. Ha burada gösterge bakın artıyor 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 sıkılıyor durdu. Veya azaldı 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 sıkıldı tekrardan artmaya başladı. Burası da bir yerel minimum noktasıdır. Peki bizim bu yerel maksimum ve yerel minimum noktalarından çizeceğimiz teğetlere baktığımız zaman teğet nedir? X eksenine tamamen bakın D2 teğeti X eksenine tamamen paraleldir. Aynı şekilde bakın burada çizdiğimiz D1 teğet de ne olacaktır? X eksenine paralel olacaktır. Peki bunun X ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı ne kadar? 0 derece. Bunun da 0 derece. Alfa 0 ise peki tanjant alfa değeri o da 0'dır. Burada da 0 halde mi? Ayrı ayrı yazmamıza gerek var mı? Neyse yazdık artık yazalım. Tanjant alfa 0. Peki tanjant alfa 0 ise eğim değeri nedir? 0. Eğim değeri 0 ise türev değeri nedir? 0. Eğim değeri 0 ise türev değeri 0. Bak şimdi olayı biraz kapmış olmamız lazım. Bakın bu noktalarda çizilen teğetler x ekseniyle paralel olduklarından dolayı buradaki eğim değerleri 0. Yani türev değerleri 0. O zaman biz ne diyeceğiz? F'in türevini 0 yapan denklemin köklerine, bakın denklemin köklerine biz yerel ekstremum diyeceğiz. Buradaki x0 noktası bir yerel minimumdur. Buradaki x0 noktası da ne olacaktır? Bir yerel maksimum olacaktır diye söyleyeceğiz biz. Ama ve lakin bu hatayı yapma. Bak şu alttaki uyarıya dikkat et. Hatta onu ben birazcık daha büyük uyarı haline getireceğim. F'in türevinde x 0 eşittir 0 denkleminin bütün 0 yapan kökleri yerel minimum yerel maksimum değildir. Hangi kökleri haricinde? Çift katlı. Çift katlı kökleri yerel ekstremum değildir diye söyleyeceğiz biz. Anlaştık mı? Bakın türevini 0 yapan bütün kökler değil. Türevini sıfır yapan çift katlı kökler haricindeki kökler bizim için ne olacaktır? Yerel ekstremum noktası olacaktır diyoruz. Tekrarlayalım şöyle bir son bir kez bir toparlayalım. Türevi sıfır yapan fonksiyonun türevini sıfır yapan noktalar eğer ki çift katlı kök değilse bunlar birer yerel ekstremum noktası olacaktır. Hani neye göre yerel minimum neye göre yerel maksimum onu da birazdan söyleyeceğiz biz. Hadi gel bakalım. Diyor ki ilk soruda alıştırmamızda. Fonksiyonun yerel ekstremum noktalarını bul. Yerel ekstremum noktası dediğimizde türevini al. Türevini sıfır yapan yerlerden bahsediyor sana. F'in türevinde x ifadesi 3 başa inecek. Şuradaki 3 ile sadeleşecek x kare. 2 öneğinde 8x artı 7. Bunu sıfır yapan noktalar bizim için yerel ekstremum noktaları olacaktır. Peki onu da sıfır yapanlar için çarpanları ayırmam lazım. X eksi 1, x eksi 7 eşittir 0 oldu. Buradan x'in 1 değeri ve x'in 7 değeri bizim için ne olacaktır? Yerel ekstremum noktaları olacaktır diyoruz. Problem var mı? Yok. Peki geldik buna. Fonksiyonun
Yerel ekstremum noktalarının apsisler toplamının çarpımla oranı nedir diye soruyor bize. Ha bak şurada noktaları bulun demiş ya. Şunu da yapabilirdik biz. Bir yerine yazdıktan sonra onun ordinatını, 7 yerine yazdıktan sonra onun ordinatını yine biz ortaya çıkartabilirdik. Bu kadar yeterli şu an bizim için. Fonksiyonun yerel ekstremum noktanın apsisler toplamının çarpımla oranı. Peki bir bulalım önce bir şunun yerel ekstremumlarını bulmak için türev ihtiyacımız var bizim. F'in türevinde x 3 tane x kare eksi 10 tane x artı 3 eşittir 0 denklemi. Bunun yerel ekstremumlarından bir tanesi x1 olsun. Bir diğeri de x2 olsun. Bize diyor ki toplamının x1 artı x2'nin neye? Çarpımın oranı x1 çarpı x2 oranı. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan dolayı 10 bölü 3. Kökler çarpımı c bölü a'dan dolayı 3 bölü 3 yaptı. Burası zaten 1. 10 bölü 3'ü 1'e bölersem de benden istediği ifadenin sonucu ne olacaktır artık? 10 bölü 3 olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Anlaştık mı? Ekstremum nokta mı bulmak istiyorsun sen? Birinci türevini alıyorsun. Sıfıra eşitliyorsun. Bunu sıfır yapan çift katlı kökler haricindeki kökler ne olacaktır? Yerel ekstremum noktası olacaktır. Bak işte geldik olayı kopartacak bilgiye. O yerel maksimum, yerel minimum artık giriyoruz. Şimdi bizim elimizde bir fonksiyon var. Fonksiyon artandan azalana geçiş yapıyorsa. Artandan azalana geçiş yapıyorsa. Burası nedir? Yerel maksimumdur. O zaman bu nokta için artandan azalan geçiş yaptığında f'in türevini sıfır yapan x sıfır noktasına biz ne diye hitap edeceğiz artık? Yerel maksimum noktası diye hitap edeceğiz. Ha yok, eğer ki senin fonksiyonun azalanlıktan artanlığa geçiyorsa bu nokta bizim için nedir? Yerel minimum noktasıdır. O zaman azalanlıktan artanlığa geçtiği durumlarda da türevi sıfır yapan değerleri biz ne diye hitap edeceğiz x sıfır değerlerine? Yerel minimum noktası diye hitap edeceğiz diyoruz. Bak bu önemli. Artanlıktan azalanlığa geçtiği nokta yerel maksimum noktası. Azalanlıktan artanlığa geçtiği nokta da yerel minimum noktası olacaktır diyoruz. Peki geldik fonksiyonun yerel maksimum ve yerel minimum noktalarının apsislerini bulalım diyor. Yerel ekstremumlarını bul diyor yani aslında bize burada Türkçe olarak. O zaman türev. Hemen türevini aldım. Ne yapacağız? 3 öne indi. Pıt buradaki 3'ü götürdü. X kare. Arkasından eksi 4x eksi 21 yaptım. Peki geldik şimdi ifademizin türevini sıfır yapan değerleri benim ortaya çıkartmam lazım. Çarpanlarına ayrılıyor zaten. Bakın eksi 7 ve 3 ifadeleri bakın eksi 4'e sağlıyor. O zaman ifade çarpanlarına x eksi 7'ye x artı 3 eşittir 0 diye ayrıldım. X eşittir 7 bir tanesi, x eşittir eksi 3 bir tanesi. Ama tamam mı? Burada %50 ihtimal sallayamam ki. Burada yerel maksimumdur, burada yerel minimum. Ne diyordu bize? Artandan azalanlığa geçiyorsa yerel maksimum, azalanlıktan artanlığa geçiyorsa da yerel minimum olacaktır. Peki belirleyelim bakalım bu nerede artan nerede azalan. Köklerinden biri eksi 3'tü, birisi de 7'ydi. Peki baş katsayıya baktığımız zaman artı, eksi, artı. Bakın farkındaysanız eğer ki fonksiyon eksi 3'e kadar artan, eksi 3'ten sonra azalan, eksi 3, 7'den sonra da ne olacaktır? Yine artan olarak hayatına devam edecektir. Baktığın zaman eksi 3'te artanlıktan azalan, bak şekil olarak da bakabilirsin. Artanlıktan azalanlığa geçmiş. Böyle bir şekilde ne olur? Yerel maksimum olur. Burada ise bakın azalanlıktan artanlığa geçiyor. Böyle bir şekilde ne olur peki? Yerel minimum. O zaman eksi 3 noktası bizim için yerel maksimum noktasıdır. 7 noktası ise bizim için yerel minimum noktası olacaktır diyoruz. Bak değerli sorulardan bir tanesi, önemli sorulardan bir tanesiydi bizim için. Öğretici yoksa böyle bir soru gelir mi diye sorarsanız bana bütün açık ve net niyetimle hayır diyebilirim ben. Ama bu soru bize olayı aslında tamamen özetleyen soruydu. Ya belki de o birazdan bak böyle soruları sınavda soruyorlar ha diye söyleyeceğimiz sorulardan belki de daha önemli bir soruydu bizim için. Öğretti çünkü bize. Peki geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki fonksiyonunun yerel minimum noktaları arası uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Yerel minimum noktaları arası uzaklık. O zaman yerel minimum noktalarını biz bulacağız. Ve bir de onların aralarındaki uzaklığı, iki nokta arası uzaklık isteyecek. Bizden analitik geometri isteyecek birazcık. Ama yerel minimum istiyorsam yerel ekstremum istiyorum demektir. Yerel ekstremum istiyorsam da yapmam gereken şey ne? Burada ifadenin türevini benim almam gerekiyor. O zaman f'in türevinde x ifadesi. 4'ü indirdim. Pıt 4 ile birbirlerini götürdüler. X küp eksi 3 tane x kare artı 2x ifadesini sıfır yapan değer. Çarpanlara ayıracağım. Hepsinde x var zaten. X çarpı x kare eksi 3x artı 2
eşittir 0. İkinci çarpanını bir daha çarpanlara ayıracak olursam x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 eşittir 0 oldu. Peki bunun köklerine baktığımız zaman x'in 0, x'in 1 ve x'in 2 değeri ortaya çıktı. Hemen yine artanlık azalanlık tablosunu çiziyorum. Kökler 0, 1 ve 2. Baş katsayı artı, artı, eksi, artı, eksi. Ne dedik biz? Yerel minimum. Yerel minimum için peki ne düşüneceğiz biz? Şu şekilde bir durum. Yani ney? Azalanlıktan, azalanlıktan artanlığa geçtiği nokta. Azalandır, artandır. Azalandır, artandır. O zaman bizim yerel minimum noktamız ne oldu? 0'a 2 noktası. O zaman biz noktalarımızdan birinin apsisi 0, bir diğerinin apsisi ne? 2. Hadi gelelim bir de bunların ordinatlarını bulalım. Çünkü biz iki nokta arası uzaklık yapacağız şu anda. 0 yerine yazdığımız zaman pıt 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 hepsi gitti zaten. 0'a 5. 2'yi yazalım ama yerine. 2'nin 4. kuvveti 16. Yerine yazdığımız zaman 16'yı 4'e böldüğümüz zaman şu an F2'yi değil mi? F2'yi buluyoruz. Yerine yazdığımız zaman 16 bölü 4'ten dolayı 4. 2'nin küpü 8, eksi 8. 2'nin karesi 4, 4 artı 5. Ha bak iyi oldu ha. Bunlar da birbirlerini götürdü. Burası da ne kaldı? Bu da gitti değil mi? Ne kaldı geriye sadece? 5. Demek ki bizim noktalarımız birisi 2'ye 0, birisi de birisi 0'a 5, diğeri de 2'ye 5'miş. Peki x0, y0, x0, y0 ve x1, y1 arası uzaklık nasıl bulunurdu? Hatırla. Y'ler farkının karesi ve artı x'ler farkının karesi. Yani x0 eksi x1'in karesi artı y0 eksi y1'in karesinin karekökü bize aradaki uzaklığı verirdi. O zaman ben bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak istiyorsam eğer ki yine şu turuncu mudur nedir onunla devam edelim. Aradaki uzaklık x'ler farkı 2'den 0. Hocam 0'dan 2 değil mi? Fark eder mi? Kare alacaksın zaten. 2'den 0'ı çıkarttım. 2'nin karesi. Artı 5'ten 5'i çıkarttım. 0'ın karesinin karekökü. Bu da ne gelecektir? İçerisi 4 olduğundan dolayı aradaki uzaklık 2 birimlik bir uzaklık olacaktır diye söyleyebiliriz biz. Bak yerel minimum noktalarını bul dedi. Yerel ekstremum bul dedi. Türevini aldım. 0 eşitledim. Köklerini çıkarttım. Artanlık azalanlık tablosunu çizdim. Yerel minimum olması için azalanlıktan artanlığa geçmesi gerekir diye düşündüm. Azaldı arttı, azaldı arttı. Azalanlıktan artanlığa geçtiği bir nokta, bir diğer nokta yerel minimum apsisi, yerel minimum apsisidir. Sonra yerel minimumların ordinatları lazımdı. Bize gittik fonksiyona. 0'ı yazdım, ordinat çıktı. 2'yi yazdım, ordinat çıktı. Arkasından iki nokta arasındaki uzaklık formülüyle de bu iki yerel minimum arasındaki uzaklığı biz ortaya çıkartmış olduk. Peki geldik bir diğer sınav tarzı sorumuza. Fonksiyonun yerel ekstremum noktası olmadığına göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Peki biz ne demiştik? Fonksiyonun türevini sıfır yapan x0 noktaları yerel ekstremum noktalarıdır. Doğru mu? Bir tane hariç kim? Çift kat hariç. Çift katlı kökler haricindekiler. Demek ki bizim bu fonksiyonumuzun türevini aldığımızda ortaya çıkan f'in türevinde x eşittir 3x kare artı 10x artı m'nin ne diyeceğiz biz? Ya kökü yoktur ya kök yoktur ya da çift katlı kök vardır. Çift katlı kök. Çünkü kökü olmadığı zaman zaten yerel ekstrem olmuyor. Çift katlı kök olduğu zaman da yerel ekstrem olmuyor. O zaman bizim bulduğumuz buradaki ikinci dereceden ifadenin deltası ne olmalı? Sakın ola ki sadece delta küçüktür sıfır olarak kontrol etme. Çift katlı kök olduğu zaman da yerel ekstremum olmayacağından dolayı ne diyeceğiz biz? Sıfırdan küçük eşittir. Peki delta hesabına girelim. Onun karesi 100 eksi 4 çarpı a çarpı c. Yani 4 çarpı 3 çarpı m ifadesinin değeri sıfırdan küçük eşittir. Şu 12m'yi karşıya atacağım. 4 ile 3 çarptım 12m yaptı. Karşıya atacağım. 100 küçük eşittir 12m yaptım. Her tarafı 12'ye bölersem de 100 bölü 12 küçük eşittir m. 4 ile sadeleştirebilirim. Buradan ne elde edeceğiz? Biz 25 bölü 3 küçük eşittir m. M 25 bölü 3'ten daha büyük veya eşit olmalı. M'nin alacağı en küçük tam sayı değerini sormuş. 25 bölü 3 ifadesi yaklaşık olarak 8 virgüllerde bir sayıdır. O zaman m'nin alacağı en küçük değer 8'den büyük olması gerektiğinden dolayı 9 olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Tekrar yerel ekstremum noktası yoksa bir ya kök yoktur ya da çift katlı kökü vardır. Kökün olmaması delta küçük 0. Çift katlı kök olması delta eşit 0. İkisini birleştirdiğin zaman ne çıkıyor karşımıza? Delta küçük eşittir 0 ifadesi çıkıyor.
Peki geldik bir diğer sorumuza. Ahan da bu fonksiyonu vermiş. Ekstremum noktalarından birisi 1'e 3 olduğuna göre A ile B'nin çarpımı nedir diye soruyor bize. Şimdi bir kere ekstremum noktası bizim fonksiyonumuzun grafiğinin üzerinde oluyor. Bak bir yerel minimum noktası üzerinde. Yerel maksimum noktası üzerinde. O zaman siz x yerine 1 yazdığınız zaman burada ne çıkacaktır? Fx ifadesinin değeri çıkacaktır. Bu bir. İkinci olarak yerel ekstremum noktasına bakın, buradaki x0 veya buradaki x0 değeri için f'in türevinde x0 neye eşitti? 0'a. O zaman bir noktasında da türev değerimiz bizim 0 olacaktır. Yani 1 diyeceğiz. 2'yi de buraya yazsak yeterli olacak herhalde. Bilmem gerekenlerden, yani kullanacaklarımdan bir tanesi f1 3'e eşittir. İkinci olarak da f'in türevinde 1 ifadesi de aynı zamanda bir de 0'a eşit olacaktır. Çünkü yerel ekstremum noktası olduğu için absisi türevi 0 yapmak zorunda. Peki f1 3'müş. Her yere 1 yazalım hadi. 1'in küpü 1. 1 yazdım A. 1 yazdım B. Bir 1 de yanında vardı. İfade 3'e eşit. Şu 1 1 daha 2. 2'yi karşıya atarsam da A artı B'nin değeri buradan 1 geldi. F'in türevinde 1 0 ise o zaman önce türev değeri lazım bize. 3'ü başa indirdiğim zaman 3 tane x kare artı 2'yi aşağı indirdiğim zaman 2A artı hop 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 şuradan türevini aldığımız an direkt B gelecek. Ben bastım gaza gidiyorum. F'in türevinde 1 ifadesi de o zaman buradan 3 artı 2A artı B ifadesinin değeri eşittir 0 olacaktır. Peki bildiklerim neler benim? A artı B'nin ben 1 olduğunu biliyorum. A artı B ifadesi 1'di. Bir de 2A artı B'nin de ne olduğunu biliyorum ben? Eksi 3 olduğunu biliyorum. Hop alttaki denklemden üstteki denklemi çıkartın. B'ler gittim. 2A'dan A çıkarsa geriye A kalır. Eksi 3'ten eksi 1 çıkartırsam da geriye eksi 4 kalır. O zaman A'nın değeri eksi 4 oldu. A yerine yazarsam eksi 4. Toplamların 1 yapabilmesi için o zaman B'nin değerinin ne olması gerekecektir? B'nin değeri de 5 olmalıdır. Dolayısıyla da A çarpı B ifadesinin değeri eksi 4 çarpı 5'ten dolayı eksi 20'ye eşit olacak ve sorumuzun doğru cevabı ortaya çıkmış olacaktır. Bak unutma. ÖSYM bu tipte soru sordu. Çıkmış sorulara dön. Birkaç defa bu tiplemede ÖSYM bir soru getirdi bizim karşımıza. Öğrenciden şunu istiyor. 1. Tamam, ben ona yerel ekstremum önce türev almayı biliyor. Sıfıra da eşitlemeyi biliyor. Ama acaba o ekstremum noktasının fonksiyon üzerinde olduğunu ve dolayısıyla da fonksiyonu sağlaması gerektiğini de acaba aklına getirebilecek mi? Onu da soru içerisine katabilecek mi diye soruyor bize. Peki geldik, yine bir diğer sorumuz daha var karşımızda. Diyor ki aha da bu fonksiyonu grafiği üzerindeki x eşittir 1 noktasından çizilen teğet x ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik açı yapmaktadır. F fonksiyonunun x eşittir 2 noktasında yerel ekstremum olduğuna göre m ile n'nin çarpımı nedir diye soruyor bize. Bak x eşittir eksi 1 noktasından çizilen teğet 135 derecelik bir açı yapıyor. O zaman biz 1 noktasındaki eğim değerinin tanjant 135'e yani eksi 1'e eşit olduğunu ve eğimden kaynaklı da f'in türevinde 1 ifadesinin değerinin de yine eksi 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki x eşittir 2 noktası 1 yerel ekstremumuydu. O zaman yerel ekstremumsa da f'in türevinde 2 ifadesinin yine ne olduğunu söyleyebilirim ben? 0 olduğunu söyleyebilirim. Bir bunu kullanacağım, bir bunu kullanacağım. 2 tane bilinmeyen var zaten. İkisini de sırayla bulacağız. Ama önce ne lazım şu an peki bize? Bize türev değeri lazım ki hem bunu hem bunu çözebileyim ben. F'in türevinde x. 3 tane x kare artı 2mx artı n. Türev tamam. Şimdi geleceğiz. Türevde bunları yerine yazacağız. 1'i yazalım. F'in türevinde 1 ifadesi. Yerine 1 yazarsam 3 yapacak. Artı 1 yazarsam 2m yapacak. Artı n ifadesinin değeri eksi 1'e eşit. 3'ü karşıya attığımız zaman da 2m artı n ifadesinin değeri eksi 4'e eşit geldiği bu birincisiydi. Peki geldik ikincisine. 2'yi yerine yazacağız. 2'yi yazdığım yerine 4. 3 ile çarptım 12. Şunu da yazalım değil mi? F'in türevinde 2. Orası 12 yaptım. Artı 2'yi yerine yazdım 4m yaptı. Artı n ifadesinin değeri 0. Ve buradan da 4m artı n ifadesinin değeri de eksi 12 geldi. Alttaki denklemden üstteki denklemi eğer ki ben çıkartacak olursam n'ler birbirlerini götürdüler. 4m'den 2m çıktı. Geriye 2 tane m kaldı. Eksi 12'den de eksi 4 çıkarsa gidip eksi 16 yazma cart diye buraya.
Eksi 12'den eksi 4 çıkarsa ne kalacak? Geriye eksi 8. Eksi 8 kaldı. O zaman buradan m'nin değeri eksi 4'e eşitlenmiş oldu. Peki m değeri eksi 4 ise herhangi bir tanesini kullanalım. Gel kimi? Şunu kullanalım ya, o daha kolay. 2m artı n ifadesinin biz eksi 4 olduğunu biliyoruz. M yerine eksi 4 yazarsam eksi 8 yapar. Karşıya artı 8 diye geçer. O zaman da buradan n ifadesinin değeri de 4 olarak karşımıza çıkar. M de tamam, n de tamam. O zaman hadi gel soruyu bitirelim. Soru bizden m ile n'nin çarpımını istiyordu. M çarpı n eksi 4 çarpı 4'ten dolayı eksi 16'ya eşit olacaktır. Bak yine ciddi anlamda güzel sorular denildi. Kimseye söyleme bak, bu soru çok güzel bir soruydu. Cidden hoştu. Niye? Teğet istiyor senden. Bak teğet bilmeni istiyor. Yerel ekstremum olayını bilmeni istiyor. İki tane o türev bilgisini senden net olarak bilmeni istiyordu. Tabii şu yani bunu biliyorsundur ya. Tanjant 135'in eksi 1 olduğunu bence biliyorsundur zaten. Peki geldik şimdi bir de grafiğine. Yani sonuç itibariyle bunu sadece bize ne yapmayacak? Normal hadi bakalım bu fonksiyon üzerinde ben sana bir fonksiyon verdim. Git bul değil. Grafik üzerinde de senden yine yerel ekstremum, yerel maksimum, yerel minimum isteyebilir. Diyor ki yukarıda y eşittir fx fonksiyonun, dikkat, ilk bakacağın yer, bak ilk bakacağın yer fx fonksiyonu burada söylüyor ama sen buraya bak. Grafiği verilmiştir. Bu fonksiyonun yerel ekstrem noktaları arasındaki uzaklığı bizden istiyor. Zaten fonksiyonun grafiğini vermiş. Aha sana bir yerel ekstrem noktası. Aha bir yerel ekstrem noktası daha. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi bazılarınız burada iki nokta arası uzaklık yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama ben iki nokta arası uzaklık yapmayacağım. Ne yapacağım? Hop bir dik üçgen çizip bu iki noktanın arasındaki uzaklığı ortaya çıkartacağım. Eksi 2'den 4'e kadar aham burası 6 birim. Eksi 4'ten tabi oradan geçecek normalde ben yapamadım tam orayı. Eksi 4'ten 4'e kadar burası 8 birim. 6 birim 8 birim. O zaman bu iki nokta arasındaki uzaklık ne olacaktır bizim için? 10 birim olacaktır diye söyleyeceğiz biz. Problem, sıkıntı çok kolaydı ya. Yani burası f fonksiyonu diye verdiği zaman yerel ekstremum, yerel maksimum, yerel minimum bulmak... Yani çocuk oyuncağı bence. Çok rahat yapman lazım bu soruyu. Yukarıdan y eşittir f'in türev fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Hemen hiç zaman kaybetmeden buraya bakıyorum. Y eşittir fx fonksiyonun ekstremum noktalarının absisler toplamı nedir? Ha, tamam yine sıkıntı yok. Eksi 2 bakın burası bir yerel maksimum noktasıdır. Eksi 2 noktası. Bir noktası da yerel minimum noktası zaten. O zaman gelip ben eksi 2 değil mi? Yanlış yapmayalım. Eksi 2 ile 1'i toplarsam eğer ki eksi 1 yapacak. A şıkkında da zaten ne yapacak adam sana? Lan var ya kesin bir sazan buna düşer. Eksi 1 işaretler diye tak diye gidecek işaretleyeceksin. Ne oldu? Yanlış oldu. Niye? Çizdik ya altını. Neyin grafiği vermiş sana burada adam? Neyin? Neyin? Bak bakayım bir daha bak. Neyin grafiği? Türev fonksiyonun grafiği var. He, o zaman ne yapmayacağız biz? Gidip de bir önceki soruda yaptığımız gibi a burası yerel maksimumdur, burası yerel minimumdur demeyeceğiz. Peki ne diyeceğiz? Biz şunu biliyoruz. F'in türevi sıfırdan küçükse biz buna azalan, F'in türevi eğer ki sıfırdan büyükse de biz buna artan demiştik. O zaman bizim fonksiyonumuz nerelerde artan? Türevi sıfırdan büyük olduğu, yani x ekseninin üzerinde kaldığı bölgelerde artan. Aha bak burada artan. Ama ne oluyor? Dur çizgiyi bozmayalım. Artan. Burası da artan. Aynı şekilde burası da artan. Doğru mudur? Peki. Peki bu fonksiyon nerelerde azalan? Yine şu rengini bilmediğim kalemle yapalım. Burada azalan. Peki. Burada azalıyor. Nereye kadar? Ha oraya geçmeyelim. Tamam. Burada da azalan. Peki bu fonksiyon şu noktada ne yapıyor? Azalanlıktan nereye geçiş yaptı? Artanlığa geçiş yaptı. O zaman bu nokta bizim için nedir? Bir yerel minimum. Bakın bu nokta bir yerel maksimumdur. Niye? Artanlıktan azalanlığa geçti. Bu noktada yine ne olacaktır? Azalanlıktan artanlığa geçtiğinden dolayı yerel minimum noktası olacaktır. O zaman yerel ekstremum noktalarının absisleri eksi 2 ve 1 noktaları değildir tabii ki de. Kimlerdir? Eksi 4'tür. Arkasından eksi 1'dir. Ve arkasından bir de nedir? 6'dır. Bunların toplamını şimdi bizden istiyor artık soruda. Bunları toplayacak olursak da toplam değeri 1 yaptı. Yani sorunun doğru cevabı B şıkkındaki 0 da değil C şıkkındaki 1 olacaktır diye söyleyeceğiz biz. Bak hatayı yapma. Şuraya dikkat et. Sana kimin grafiğini veriyor? Buraya eğer ki dikkat etmezsen bu tipteki sorularda birisi seni hataya düşürmek istediği zaman çok net bak kesinlikle hataya düşersin.
O yüzden sana bir grafik verildiği zaman sağa sola bakmak yerine, soruyu çözmeye çalışmak yerine ilk bakman gereken şey, lan bu adam bana kimin grafiğini vermiş diye düşünmen, kendine sorman gerekiyor. Peki geldik bir de ÖSYM tarzı o sorumuza bakalım. Bil demiş, ne bilmem gerekiyor bakalım. Fonksiyon artandan azalana geçiyorsa yerel maksimum biliyorum. Azalandan artana geçiyorsa yerel minimum, bunu da biliyorum. Hepsini biliyormuşum zaten. Demek ki o zaman sorumu çözebilirim ben. Bilmem gereken bu sadece. Yine dikkat et bak. Hemen abanıyorum. Aşağıda ne soruyu hiç umurumda değil. Bir grafik gördüm. Diyorum ki aha, da f'in türevini vermiş. Keşke f verseydi diye içinden geçirdiğini biliyorum zaten, ama f'in türevini veriyor. Peki fonksiyon bu bölgelerde azalan, türev grafiği olduğu için. Fonksiyon bu bölgelerde artan. Fonksiyon bu bölgelerde azalan. Fonksiyon bu bölgelerde artan. Hatta şöyle de yapıyoruz biz bunu gösterirken. Fonksiyonun türev grafiği verildiği zaman x eksenin altında kalan bölümlere eksim, x eksenin üzerinde kalan bölümlere artım. Bunu da yapabilirsin, sıkıntı yok. Burada kalan bölümler yine bizim için eksim ve üstte kalan bölümler yine ne olacaktır? Artım. O zaman bu fonksiyon x4 noktası, bakın azalanlıktan hocam yukarı çıkıyor elin. Bak işte onu karıştırmaman lazım. Senin elinde şu an fonksiyon grafiği değil, türev grafiği var. Senin elin istediği kadar yukarı çıksın. X eksenin altında kaldığından dolayı türev değeri negatif. Türev değeri negatif olduğundan dolayı azalanlıktan artanlığa geçtiği nokta olan eksi 4 noktası bir yerel minimum noktasıdır. 1'e baktığın zaman ise artanlıktan azalanlığa geçtiği nokta olduğundan dolayı bir noktası bir yerel maksimumdur. 3 de bakın yine azalanlıktan artanlığa geçtiğinden dolayı 3 noktası ne olacaktır? Bir yerel minimum noktası olacaktır. Peki diyor ki yukarıda, tamam bunu yaptık zaten. 3 tane yerel ekstrem vardır. 1, 2, 3, tamam. X eşittir 2 noktası yerel maksimuma sahiptir. Öyle bir şey yok. Yerel maksimum mu? Yerel maksimum yok zaten. Bu gitti. X eşittir 1 noktasında yerel minimum vardır. X eşittir 1'de yerel minimum var. Bu da doğru. O zaman sorunun doğru cevabı ne olacaktır? 1 ve 3. Yani keşke şuraya yerel maksimum değil de yerel minimum deseymişiz. Herhalde daha iyi olurdu. Yani daha çok sazanavlardık en azından. Yani daha iyi olurdu. Çünkü bunun f'in türevi olduğunu görmeyenler şuradaki iki noktasına ne diye hitap edecekler? Lan var ya, çukurda kalmış abi, kesin yerel minimumdur diyecek. Ama ne olacaktı? Patates olacak. Çünkü burada f'in türevi fonksiyon grafiği var. F fonksiyonun grafiği yok. Dedik ve geldik bir önceki dersimizin ödüllü sorusuna. Aha, bir önceki sorunun neredeyse birebir aynısı gibi. Bak neye bakman lazım? Türev grafiğine bakman gerekiyor. F'in türev fonksiyon grafiği verilmiştir. F fonksiyonun azalan olduğu doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Peki bizim fonksiyonumuz nerede azalan? Aha, bu bölgede azalan diyorsan yandı. Gitti soru. Nerede azalan? X ekseninin altında kalan bölümlerde azalan. X ekseninin üstünde kalan bölümlerde artan. Normalde ben çizerek gösteririm ama böyle de yapabiliriz. Problem değil. X ekseninin altında kalan bölümlerde azalan ve yine X ekseninin üzerinde kalan bölümlerde fonksiyon artandır. Benden sadece kimi istiyor? Doğal sayıları. Dolayısıyla benim sadece x ekseninin sağına bakmam yeterli. Peki azalan olduğu yer neresi? Aha, burası. Bak bu bölgelerde bizim fonksiyonumuz azalan. O zaman 1 değil, 7 değil ama kesinlikle. 2, 3, 4, 5, 6 değerlerinde azalandır. Bunun toplamını sormuş. 5 sayı var, ortada 4 var. O zaman 4 çarpı 5'ten dolayı da toplam değerim 20 olacaktır diyoruz. Soruyu doğru yapan arkadaşlarımızı tabii ki de tebrik ediyoruz. Ama bunu görmeyip de buradaki azalan olduğu noktalardaki doğal sayı değerlerini işte 0, 1, 2, 3 olarak alıp cevabı 6 olarak söyleyen arkadaşlar hala dikkat etmiyorlar. Neye? Bak burada ne var? Türev fonksiyonu. Türev fonksiyonun grafiği olduğu için normal fonksiyon gibi değerlendirmemen gerekiyor. Evet, geldik ödüllü sorumuza. Diyor ki fx ifadesi x küp artı mx kare artı nx artı 23 fonksiyonunun yerel ekstrem noktalarından birisi 2'ye eksi 5 ise diğer ekstremin noktasının apsisi kaçtır diye bizlere soruyor. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın.